Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bu kristalli bileğin yapımını çalışacağız. Şöyle 3 renk çalışmıştım ben. Bir göstereyim öncelikle size. Piramit kristal kullanacağız. Kum boncuk kullanacağız. Evet, bu görmüş olduğunuz bilekliğin çalışmasını yapacağız birlikte arkadaşlar bugün. Bu işimiz için gerekli olan malzemeler 11.0 dizi boncuk, 4 no piramit kristal, iple çalışıyoruz arkadaşlar. Kopmaz ip kullanıyoruz arkadaşlar. Misina kullanmıyoruz. Çünkü misina çok sert yapıyor. Yapısını ve bilekte hoş güzel durmuyor. Bu yüzden ip kullanmayı tercih ettim. Birkaç kez de içinden geçtiğimiz için kopma yapmayacaktır. Bir de şöyle mıknatıs kapama kullanacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi olması gereken takı malzemelerimiz yanımızda olacak. Evet arkadaşlar, iğneme 4 tane kum boncuk, mıknatıs kapamamın bir tarafı, 4 tane kum boncuk alarak başlıyorum. İpimin arkasına kaydırıyorum. İpimi de 2 metreden biraz fazla taktım. 2,25 gibi taktım. Ve arkada hemen 2 ya da 3 kez düğüm atıyoruz. Ben bu kez 3 defa düğümleyeceğim. Çünkü hemen kesip yakacağız o parçayı. O yüzden sağlam olması gerekiyor. Üç kez düğümümü attım ve şu küçük kalan parçayı işime dolanmasın diye hemen kesip yakıyorum. Yakarken de kontrollü olun. İpimizi koparmayalım. Mıknatısımı takarak işime başladım. Şimdi ilk başlarken 4 tane kum boncuk alıyorum. Dört kum boncuk ve bir kristal alarak işime başlıyorum. Bundan sonra bu ilk sırayı 3 kum boncuk, bir kristal, 3 kum boncuk, bir kristal olarak döşeyeceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. 3 kum boncuk, 1 kristal. 3 kum boncuk, 1 kristal. 3 kum boncuk, 1 kristal. Devam ediyorum yine aynı şekilde. 3 kum boncuk, 1 kristal. 3 kum boncuk, 1 kristal olarak ipimin altına kaydırıyorum. Ve bilek boyuma gelinceye kadar böyle devam edeceğim. Benim bilek boyuma 19 tane kristal yeterli oldu. Siz de kendi bilek boyunuzu ölçeceksiniz. Ve ondan sonra işimizin ikinci kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben 19 tane kristal geçirdim. Ve yine son kum boncuklarımı 3 değil 4 tane geçiriyorum. Son kum boncuklarımı 4 tane kum boncuk aldım ve aşağıya doğru indirdim. Şimdi buraya tekrar kapamamızın diğer tarafını takacağız hemen. Yine iğneme 4 tane kum boncuk, kapamamın karşı tarafı 4 tane kum boncuk alıyorum ve şu dördüncü takmış olduğum boncuktan çaprazlıyorum.
ve hemen buradan 3 tane boncuk alarak aşağıdaki ilk kristalimizin içinden geçiyorum. Bakın şöyle oldu. Hem kapamamı takmış oldum. Şimdi de geriye dönüş yapıyorum. Gevşememesine burada dikkat edelim. Ve şimdi geri dönüşte de her bir kristalimizin arasına tekrar 3 tane boncuk takıyoruz. İkinci kez kristallerimizin arasından 3 tane boncukla geçmiş oluyoruz. Tekrar 3 boncuk aldım. Diğer kristalimin içinden geçiyorum. Tekrar 3 boncuk aldım. Diğer kristalimin içinden geçiyorum. Arkadaşlar sıra başına kadar böyle devam edeceğiz. Ben şimdi sıra başına kadar bu işlemi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben başa kadar geldim. Son boncuğumdan çıktım. Ve burada yine 3 tane kum boncuk alıyorum. Ve 4. boncuktan geçiyorum. Son boncuklarımı da taktım. Şimdi geriye dönüşte bu 3 tane taktığımız boncuğun ikincisinden çıkıyoruz geri dönüşte. Bu kez de şu ortadaki boncuktan diğer ortadaki boncuğa geçiş yapacağız arkadaşlar. Bunu da 5 tane boncuk takarak yapıyoruz. Beş tane kum boncuk aldım. Ortadaki boncuktan karşı ortadaki boncuğa aradaki kristali atlıyoruz ve karşı ortadaki boncuğa geçiş yapıyoruz. Şimdi tekrar 5 tane boncuk alıyorum. 5 tane boncuğumu aldım. İpim şu ortadaki boncuktan çıkıyor. Kristali atlıyorum. Kristalin yanındaki boncuk değil, şu tam ortadaki boncuktan geçiş yapıyorum. Beş tane boncuk alıyorum. Beş boncuğumu aldım. Tekrar ortadaki kristali atlayıp tam ortadaki kum boncuktan geçiş yapıyorum. Arkadaşlar bu sıramızı da sıra başına kadar böyle çıkıyoruz. Bu sıramı da üstte 5 tane boncuk dizerek tamamladım. Son boncuğuma geldim. Yine 5 tane boncuk alıyorum. Yine kristalin yanındaki boncuk değil, onun hemen yanındaki, yani 3. boncuğun tam ortasındaki boncuktan çıkıyorum. Şimdi karşıya geçip karşıya aynı işlemi yapacağım. Bunun için de hemen bir üstteki boncuktan geçiyorum ve onun tam karşısındaki boncuğa geliyorum ve ortadaki boncuktan çıkış yapıyorum. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde 5 tane kum boncuk alıyorum.
ortadaki kristale atlayıp tam ortadaki kum boncuktan çıkış yapıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar, bu karşı tarafı da baştan sona kadar 5 tane boncuk dizerek tamamlayacağız. Son kez göstereyim. 5 boncuğumu aldım. Ortadaki kristale atladım. Ve bir sıra önce takmış olduğum 3 tane boncuğun tam ortasındaki boncuktan çıkış yapıyor. Evet arkadaşlar, bu sırayı da aşağıya kadar böyle tamamlıyoruz. Ben şimdi tamamlayıp geliyorum. Bu sıramızı da böylece tamamladık. Yine son boncuğuma geldim. Tekrar 5 tane boncuk aldım. Yine kristali atlayıp bir yanındaki değil, onun yanındaki boncuktan çıkıyorum. Şimdi yine karşıya geçeceğim. Yine karşıya geçeceğim. Bunun için bir tane boncuk ilerliyorum. Tam karşısındaki boncuktan geçiyorum. Ve takmış olduğum 5 tane boncuğun tam ortasındaki boncuktan çıkış yapıyorum. Şimdi bu sıraya da bir kum, bir kristal, bir kum alıyoruz. Tam 5. boncuğun ortasından çıkmıştım. Yine bu tarafta takmış olduğum 5 boncuğun tam ortasındaki boncuktan geçiş yapıyorum. Bir kum, bir kristal, bir kum alıyorum. Ve karşı taraftaki takmış olduğum 5 boncuğun tam ortasındaki boncuktan geçiş yapıyorum. Bu araya da bir kum, bir kristal, bir kum yerleştiriyoruz. Bir kum, bir kristal, bir kum. Tekrar aldım. Ve takmış olduğum 5 boncuğun tam ortasındaki boncuktan geçiş yapıyorum. Kum, kristal, kum alıyorum. Ve karşı tarafa geçiş yapıyorum. Bu sıramızı da komple böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Ve bu uca geldiğimizde, son kristali taktığımızda tekrar boncukların şu uçtaki boncuklardan karşı tarafa geçip aynı işlemi bu tarafa da yapıyoruz. Ben şimdi iki tarafında işlemini yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karşılıklı iki sıraya da kristallerimi döşeyip geldim. Eğer arzu ederseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de gayet şık duran bir bileklik oluyor. Ama biz şimdi son sırasına gideceğiz. Arzu edenler böyle de kullanabilir. İsteyenler bizim gibi son sırayı da ilave edebilir. Ben şimdi burada son kristalimi takmıştım. Yine buradan karşıya geçeceğim. Bunun içinde şu birleştirme noktasına kadar ilerliyorum boncuklarımın içinden. Yaklaşık 4 tane boncuk ilerledim. Ve buradan tam karşıya geçiyorum. Ve boncukların içinden kristalin önündeki boncuğa kadar geliyorum. Burada şimdi yapmam gereken 4 tane kum boncuk alıp kristalin önündeki boncuktan hemen arkasındaki boncuğa geçiş yapmak. Ve 3 tane boncuk atlıyorum. Kristalimin üzerine boncuklarımı oturtmuş oldum. Tekrar 4 tane boncuk alıyorum
kristalimin üzerine boncukları oturtup 3 tane de boncuk ilerliyor. Evet, yaptığım işlem bu boncuktan, bakın ipim şu boncuktan çıkıyor. Kristalin önündeki boncuktan çıkıyor. Kristalin hemen arkasındaki boncuğa girerek üzerine kristalleri oturtmak. Tekrar 4 boncuğumu aldım. Kristalimi atladım. Ve kristalin üzerindeki boncuktan geçerken onunla birlikte 3 tane daha boncuktan ilerliyorum. Evet arkadaşlar, burayı ve karşı tarafa aynı şekilde işlem uyguluyorum. Karşı tarafa geçerken geçiş noktam şu birleştirme noktası. Buradan boncuklarımın içinden karşıya geçiyorum ve boncuklarımın içinden buraya çıkıyorum. Buradan aynı şekilde 4 tane boncuk döşeyerek karşı tarafında işlemini tamamlayacağız arkadaşlar. Ben şimdi iki sıranın da son boncuklarını takarak bu işlemi tamamlayacağım ve bilekliğimizin bitmiş halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben bilekliğimizi bitirip tamamlayıp geldim. Gördüğünüz gibi hoş bir bileklik oldu. Şöyle de elimde takayım görün. Dediğim gibi son sırasında da gitmeyebilirsiniz. Arzu edenler, böyle hoşuna gidenler son sırasında yapabilirler. Şöyle bütün çalıştığım renkleri de tek tek bir göstermek istiyorum size arkadaşlar. Fikir olması için. Şöyle yeşil boncukla çalıştım, kristalle çalıştım. Açık gümüş rengiyle çalıştım. Ve son olarak birlikte çalıştığımız koyu gümüşle çalışmış olduğum bileklik. Sizlere fikir olsun. Bu da sizlerde dilediğiniz, istediğiniz renkle çalışmanızı yaparsınız arkadaşlar. Bir dahaki işimizde görüşmek üzere. Hepiniz sevgi ve sağlıkla kalın.